Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk gününde 195 sayfalık iddianame okunurken daha sonra muhtemel kasla öldürme suçuyla yargılanan sanıkların savunmasına geçildi. Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklardan müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim baş mühendisi Volkan Soylu'yla baş mühendis Mehmet Tural hakkında muhtemel kasla öldürme suçundan toplam 1050 yıla kadar, muhtemel kasla yaralama suçundan da toplam 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Yemek yok yani. Yedim cüzdan. Yemek milyon tane. Diğer 4'ü tutuklu 19 sanığınsa şuurlu taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. Davanın 1. ve 2. gününde müessese müdürü Cihat Özdemir, işletme müdürü Selçuk Ekmekçi, iş güvenliği ve eğitim baş mühendisi Volkan Soylu savunmalarını tamamladı. Sanıklar haklarındaki iddiaları kabul etmezken patlama nedeninin maden ocağında yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkabileceğini ifade ettiler. Davanın 3. günü tutuklu yargılanan sanıklardan baş mühendis Mehmet Tural'ın savunmasıyla başladı. Üretimden sorumlu baş mühendis olarak kurumda görev yaptığını belirten Tural, kurumda çalışan personel sayısının az olduğunu ancak bu durumun iş güvenliğini tehlikeye sokacak bir durum olmadığını, personel sayısına uygun oranda üretim yaptıklarını söyledi. Haftada 3 ya da 4 gün ocağa indiğini ve patlama günü olay saatinde evde olduğunu sözlerine ekleyen Tural, haberi alır almaz kuruma ulaşarak kurtarma çalışmalarına katıldığını ifade etti. Patlamanın elektriksel bir sorundan kaynaklanmış olabileceğini de sözlerine ekleyen Tural, iddianamede hep ihmaller üzerinde durulmuş. Ben de elektriksel bir durumdan dolayı patlama olmuş olabilir diyorum. Olay günü gaz derleri ocağı boşaltacak alarm düzeyinde değildir. Patlama nedeninin ortaya çıkabilmesi için yer altında patlamanın olduğu alanda inceleme yapılması gerekir dedi. Müşteki avukatlarınca üretim baskısı ve hafta sonu çalışma yapılıp yapılmadığı sorulan Tural bu sorulara üretim baskısı yoktur, hafta sonu üretim olmaz. Sadece çalışma zamanları risk oluşturacak durumlar için hafta sonu çalışma olurdu. Bu iş güvenliği ile alakalı bir çalışmadır diyerek cevap verdi. Tural'ın bu yanıtları davayı takip eden Şehit Madenci Akınları tarafından tepkilerle karşılandı. Mahkeme başkanı salonda bulunan Şehit Madenci Akınları'na sanıklardan sonra söz vereceğini belirterek sessizlik istedi.